Zamanın aslanı Peugeot ile görmeni çekimine doğru gidiyorum. Çünkü bugün sadece kendi merak ettiklerimi Peugeot için soruyorum. Bunun içim sebebiyle bırakmak zorunda kaldım. Ne iş yapıyorsun? Twitch yayıncılığı yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, gerçekten Vallahi. mi? Ben devam edeyim o zaman daha da sonra. <laughs> ben yatırıyorum ama şey <laughs> yok mu? <laughs> siz konuştuğunuzda benim gözlerim falan doluyordu. Çünkü gerçekten ama çünkü ailem o dönem sadece ona hayır demiş olabilirler. Mesela ben şunu hiç anlamıyorum. Bu Y kuşağı olmak herhalde. Ay. Ay iyi misiniz siz? İyiyim. <laughs> ha, tamam. Bayılıyormuşum. Aşkın ateşten gömlek açıyorum. Dans ediyorum hani Mansur Yavaş'a bakarak. Yani derim biz bununla bir daha nasıl yüz yüze bakacağız <laughs> İnsanlar beni güzel hatırlasın istiyorum. Ya yani, unutsalar bile yani son halim böyle çok güzel bir insanlara olarak hatırlasınlar istiyorum. Böyle hayatımdaki herkes için de bunu düşünüyorum. Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Evet biliyorum. Şimdi aramızda muhtemelen iki kuşak falan var. Ben X kuşağıyım, <laughs> siz Z kuşağısınız herhalde. 92 doğumluyum ee, aslında yani. yani. Ya benimki çok karışık. Z, y çok karışık bir alanda <laughs> kalıyor. Tam arada gibi. Mesela ben X kuşağı olarak... Twitch ne demek bilmiyorum. Şimdi siz bana bir Twitch'i anlatın. Ya Twitch hem oyunlar oynadığınız, hem sohbet edebildiğiniz, yeri geldiğinde dışarıya çıkıp yurt dışına bir ülkeyi gezdirebildiğiniz. Yani kısacası içerisinde her şeyi yapabildiğiniz bir canlı yayın platformu aslında. Nasıl gezdiriyorsunuz başka ülkeyi? Ya diyelim ki yanına bir internet bağlantısı sağlayan ya da telefonunu alıyorsun. Telefonun internet e, sağlayıcısı olduğu için basıyorsun oradan yayın başlat tuşuna oturup gezebiliyorsun mesela yurt dışında. Amsterdam'ı gezdirebiliyorsun insanlara. Avustralya'yı, Amerika'yı. Peki ondan para mı kazanılıyor? Evet. Ama bu tamamen şeye bağlı. İzleyicinin size destek olup olmak istememesiyle alakalı. İzleyici sizi izliyor, çok seviyor ve diyor ki işte bu işe devam etmesini istiyorum. Daha çok göz önünde olmasını istiyorum. İşte o sebeple e, abone oluyor, donate atıyor. Donate atıyor ne demek? Donate, do, donate atıyor yani aslında donation. E, mesela atıyorum kardeşinin doğum günü var. E, belli bir meblağ gönderiyor. işte diyor ki kardeşimin doğum günü kutlar mısın? Hatta böyle bir site var aslında normalde var. ama Twitch'te falan yapılıyor bunlar da. Ha. <laughs> Anladığım herkese çok garip geliyor bu arada. Yani. Çünkü şey gibi geliyor. Hani neden insanlar bunu yapıyor ki gibi geliyor ama. YouTube'daki katıl butonu gibi bazı YouTube kanalları. Evet birebir öyle aslında. Değil mi? Özellikle abone butonu tamamen o. Yani bizim abone ol tuşumuz tamamen o. Katılla hiçbir farkı yok. Kaç aboneniz var size? Benim şu an 6900 abonem var. Twitch için iyi bir rakam mı? Twitch için çok iyi bir rakam. <laughs> Aa, biz bir milyon olmak için itiraflarımızı yuttuk. Olduk rahatladık. <laughs> Ama şimdi orada takipçi sistemi de var mesela orada. Ya oradaki takipçi sayısı 1.6 milyon mesela. Ama e, abone olmak bambaşka bir şey. Abone olmak parayla birlikte destek olmak demek aslında. Ha, o aboneler para veriyor. Evet işte. onlar ve kendi rızaları veriyor. Yani hiç kimseye şöyle bir şey demiyorsun işte. Şunu yapmak için bana para vermelisin. Şöyle olmalı gibi bir olay yok. Hmm. Siz okuyor musunuz? Ben bitirdim. E, Dumlupınar Üniversitesi İktisatı bitirdim. 4 sene önce. E, ardından yüksek lisansıma başladım. E, bir de açık öğretimden çocuk gelişimi bölümü okumaya başlamıştım. Ama hem yüksek lisans hem diğer ikinci üniversite bir tık yarım kaldık. İkinci üniversite hala daha devam ediyor ama yüksek lisansla böyle zorunda kaldık aslında. Ha bıraktınız? Hı hı. İçim sebebiyle bırakmak zorunda kaldım. Ne iş yapıyorsun? Twitch yayıncılığı yapıyorum. <laughs> <laughs> Peki benim hemen atlamam bu duruma. Aynen şey deseyim mi? Petrol mühendisliği falan Yani Hani atıyorum hani Kütahya Porseli'nin CEO'suyum evet. Plan yani. <laughs> e bütün gün onun başına mı oturuyorsunuz canım? Şöyle oluyor, kalkıyorum, kalktıktan sonra bir şeyler yiyorum. E, yedikten hemen sonra işte akşam yayın olacak eğer o gün içerisinde. Neler oynayabileceğime bakıyorum. Yeni çıkan oyunlar var mı? İşte oyun dünyasıyla alakalı bir şeyler var mı? Konuşulacak, edilecek. Onlara bakıyorum. Ardından da zaten hani bizim uyku düzenlerimiz çok karışık. Çünkü gece yarılarında yayınlar yapıyoruz. Yani saat 9'da mesela gece 3 arası yayınlar yapıyorum ben ki çoğu yayıncı da zaten o saat aralığını tercih ediyor. Niye? Çünkü insanlar okullarından gelmiş oluyor, işlerinden dönmüş oluyorlar. tam böyle herkesin işte böyle kafayı kapatıp bir şeyler açıp aklını dağıtmaya çalışacağı saatler olduğu için genelde bu saatler tercih ediyor. İzleyici de zaten en yoğun olduğu saatler izleyicinde o saatler oluyor. Hmm. Oranın prime time'ı da o saatler yani. Tabii. Ya mesela YouTube'un 6, 7, 8 civarında giderken işte cuma, cumartesi, pazar günleri diye giderken Twitch'in haftanın hemen hemen her günü saat 9, 3 arası. Hmm. O yüzden bizim uyku düzenlerimiz mesela çoğu yayıncının uyku düzeni çok bozuktur. Çünkü gece 3'te yayın bitiyor. İşte kafayı tam olarak böyle kapatabilmek, dindirebilmek insanın bir iki saatini alıyor. E yattın 5, kalkıyorsun öğlen. <laughs> o yüzden zaten hani bir Sonraki akşama kadar neredeyse bütün bir günümüz bilgisayarın başında geçiyor. Benim öyle geçiyor en azından. Perin Hanım, bir yandan da yorucu bir şey değil mi o oyunlarda? Oy 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 oy, oy sesler çıkıyor, sürekli o sesler açık filan. Aslında yorucu ama şöyle yorucu hani bizim için. Yani yerinize koyabileceğiniz kimse yok. Yani mesela kimseye şunu rica edemiyorsun. Ya hani bir haftalığına işte Pee Queen olabilir misin benim yerime yayın atsan da. Ben de bir tatile gitsem hani en azından şöyle bir hafta bir böyle full kafayı dinlendirsem olayını yapamıyorsunuz mesela. Ee, öyle bir hakkınız olmuyor. Ama bizim yorgunluğumuz ağırlıklı olarak daha çok mental ya da psikolojik yorgunluklar oluyor. Bedensel biraz daha şey. Ben bedensel de yoruluyor olabilirim. Ben çok bağırıyorum çünkü. <laughs> e, hiç ara vermiyor musunuz? Yani hiç vermedim bugüne kadar. Hiç. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Dört sene oldu, beş olacak. Oo, dört evet. senedir hep, her gece? Evet her gece. Ben sadece haftada bir gün ara veriyorum. Onun dışında hiç, sıfır. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Yok hayır. Ben Kütahya'da yaşıyorum. Erkek arkadaşımla beraber yaşıyoruz ailemden 10 sene önce falan ayrıldım zaten ben. Siz kaç yaşındasınız? Ben 29 yaşındayım. Çok daha küçük gösteriyorsunuz. E, boydan o. böyle, <laughs> daha, böyle daha küçük, Ayşecik gibi bir şey olduğum Daha küçük gösteriyorsunuz. Ben, bana sorsalar sizi 23 falan derdim. 22. Ben de bu ortamlarda öyle diyorum. <laughs> <laughs> sağda <laughs> sonra. Hep diyorum 18 yaşındayım, 20 yaşındayım falan. Ama 22-23 yerim yani. <laughs> Aa, gerçekten. Vallahi. Ben buna devam edeyim o zaman sağda sonra. sonra, sonra. <laughs> E peki erkek arkadaşınız kes kızım gürültüyü uyuyacağız biz demiyor mu? Hayır tam tersine çok destekliyor. Ya benim... Çünkü çalışmıyor dermiş. Evet. Yok <laughs> <laughs> Yo, bu arada gerçekten çalışmıyor. O hala okuyor. <laughs> O hala okuyor ve bitirmeye çalışıyor aslında bölümünü ee, ama biz bu işe birlikte başladık onunla beraber. Ben mesela hiç bilmiyordum işte Twitch'te nasıl yayın açılır, işte e, bilgisayarda OBS diye bir program varmış, onunla şöyle yapılmış, böyle yapılırmış. Aslında bana biraz daha erkek arkadaşım öne yak oldu. Bir kere Twitch yayınına çıktım. Yılbaşı gecesiydi. Ee, Twitter'da Bülent Ecevit diye bir çocuk var. Aa evet doğru. Ee, o benden rica etti, Armağan abi diye çıktım. Hiçbir şey anlamadım. Kafam bir dünyaydı. <laughs> Yılbaşı gecesi 11 mi ne saat? içmişim zaten. Bana bir şeyler sordu. Nereye çıktım? Onu nasıl açtım? Ne, ne, nasıl bitti? Onu da anlamadım. Benim de sizin gibi sorular sorduğum bir program var. İsterseniz daha normal bir günde alayım ben de <laughs> onu size. Size e, Ekrem Bey çıktı değil mi? Yok Mansur Yavaş'la birlikte. Aa, Hı -hı, evet. bana bile gelmiyor. <laughs> O konuda ama o konuda herkes mesela ona çok gönül koymuş. Benim hiç gerçekten bir alakam yok böyle. Ben hiçbir şey yapmadım gerçekten. Ben sadece sevimli birkaç tane fotoğraf falan paylaştım. Belki oradan kazanmış olabilirim. Artık iki senedir çağırıyoruz gelmiyor. Artık çağırmamaya karar verdik. Mansur Yavaş'a kapris yapıyorum artık. Ama birlikte birlikte bir şeyler yapmak çok güzel onunla. Yani çok keyifliymiş. Ben de yapınca fark ettim. Ben zaten kendisini çok sevindim. Ben hayranı gibiydim. Böyle birlikte e, o yayını yaptıktan sonra böyle hayranlığın 5-10 katı falan arttı kendisine. Siz Kütahya'ya öğrenci olarak gittiniz. Evet. Nereden gittiniz? Ankara'dan. Ha yakın. Ben Mansur Yavaş'ı da zaten oradan tanıyorum aslında. Bey Pazarından. Yok hayır Bey Pazarından değil. Ee, ben lise 2'deyken ya da lise 1'deydim galiba. Kendisi Ankara'dan ilk kez adaylığını koymuştu. O zaman da çok seviyordum. ya yani sebepsiz. Ya böyle işte sağda solda fotoğraflarını görüyorsun ediyorsun. Böyle şey gibi yani çok alakasız ama yani insan belediye başkanı hayran olur. Ben o dönemde çok seviyordum kendisini. Sonra bir daha da oldu ve çok ufak bir farkla kaybetti. Ee, o dönemdir ben yine kendisini hala daha sevmeye devam ediyorum. En sonunda da kazandı. Benim ta çok eskiden geliyor yani aslında. Onu Sizi belki de tanıyordur. Bilmiyorum tanıyor muydu. Öncesinde tanıdığını zannetmiyorum ama. Çünkü ben herhangi bir partinin işte ne bileyim... Ee gençlik kolları deniyordu değil mi? <laughs> gençlik kollarında bulunmadım. işte ne bileyim böyle hani çok fazla içerisinde olmadım. Yani siyasi tabii ki de fikirlerim vardır, araştırmalarım vardır, oku çok fazla okurum ederim. Severim siyaseti konuşmayı da ama öyle herhangi bir partiye uzan bir bağlantım olmadı. Benimki tamamen uzaktan hayranlık. Böyle evimin yakını posterası asılıyordu İşte Bakıyordum dedim ki ay çok tatlı adam <gülüyor> <gülüyor> Sonra Ankara'dan kazanıp Kütahya'ya gelip oraya yerleştiniz. Evet, oraya okumaya. Genel olarak mi? Kütahya hani böyle e, iç Ege mi, iç Anadolu mu çok Ege bölgesinde. karmaşık. Ege, Ama kafası Ege'den çok karışık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya ben bile ilk giderken açıkçası ben hiç Anadolu zannediyordum. Gerçekten gittikten sonra yani. Hani ki de şöyle düşün, üniversite sınavında kazanıp giden bir insan hani... ...ya acaba orası hiç Anadolu'da mıydı falan diye düşünerek gidiyor çok ilginç bir havası var. Yani kışları anormal kışları anormal soğuk, yazları anormal sıcak. Hiç orta bir havası yok böyle. İşte ne bileyim ay ılık bilmem ne yok. Tek bir günde bütün mevsimler var. İnanılmaz bir yer yani orası. Ben seviyorum ama o tarafları. Ya ben küçük şehri çok seviyorum. Ben de. Kalabalık, yoğunluk yani benim o kadar kaldıramadığım bir şey ki. Hep onu mesela buraya her geldiğimde başım dönüyor. Bir, bir taksiye falan biniyorum böyle şöyle gidiyorum bütün yol. Yani bayılacağım şimdi. <laughs> Anneniz babanız ne iş yapıyor? Ee, annem babam öğretmenler emekli ikisi de. Aa. Hı hı. Annem anaokulu öğretmeniymiş. O emekli oldu. Babam da beden eğitimi öğretmeniydi. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nda falan da çalıştı babam. İkisi de emekliler şimdi. Torun bakıyorlar. Başka, ablanızın? Ablam var evet hı, -hı. Benim yok hayır. Senin <laughs> <laughs> kilodan mı öyle? <laughs> Bütün hayat evde geçiyor değil mi sizin? Evet. Hepsi. Sabah kalk, kahvaltı yap, sonra Twitch'in başına otur. Yat, gece üçe kadar. 3 Üç oldu yat, ertesi sabah yine kalk. Yine kahvaltı, yine Twitch'in başına otur. Evet. Benim birebir böyle geçiyor. Ya tabii hani bunun ama şeyle de çok alakası var. Ben hani kendimi öyle bir düzen oturtturdum. Aslında hani bu kadar sıkı bir düzende olmak zorunda değil herkeste de aynı zamanda. Böyle bir zorunluluk yok çünkü. İstersen işte bir gün yayınını açarsın, iki gün aranı verirsin, sonra yine yayın açarsın. Ama ben e, hani sürekli olmayı sevdiğim, planlamayı sevdiğim için birazcık daha öyle devam ediyorum. Kendinizi geçindirecek kadar para kazandırıyor mu? Evet kazandırıyor tabii ki de. Kendimizi geçindirecek kadar da kazandırıyor, başka insanlara iş imkanı sağlayacak kadar da kazandırıyor. Kendi şirketini kurabilecek kadar da kazandırıyor. Kazandırıyor tabii ki de. Ben birden yarın Twitch yayın açacağım. Aa ya, ben gel. <laughs> Buyurun gelin. <laughs> Her zaman bekleriz. Yalnız herkesin yayın açabildiği bir yer Twitch. Herkesin ama. YouTube gibi işte. Ama şöyle bir farkı var. Twitch'te bir Twitch'in en çok ayırt edici özelliği şu. Anında reaksiyon alınması. Yani siz mesela diyorsunuz ki nasılsınız dediğiniz anda yani böyle binlerce insan önünüzde işte iyiyim, yok şöyleyim, yok annemle babam kavga etti, yok işten atıldım bilmem ne de izleyiciyle anında böyle etkileşime girebiliyorsunuz. Anında konuşabiliyorsunuz. Zaten Twitch'in en çok sevilme sebebi de o. Peki bunun bir emekliliği var mı Pelin Hanım? Yani Bağkur yatırırsanız <laughs> olmasın ki yani. Yani maliye emekliliği yatırdığınız sürece her yerden emekli olunur diye düşünüyorum. Bağkur kalmadı artık. Ben yatırıyorum ama <gülüyor> <gülüyor> yok mu? <laughs> Ben yatıyorum, yok muyum evet. diyor Yoksa ben yarın hani... SGK'nın kapısına dayanıyorum. <laughs> hani artık hepsi aynı çatı altına evet, toplandı evet, ya, doğru o yüzden dedim hani. Evet, tamam. Benimki öyle geçiyordu, o yüzden söyledim. <laughs> ama hala Bağkur mu diyorlar? Evet, hala öyle diyorlar. Öyle geçiyor zaten. E ama aynı çatı altına topladılar. Boşuna mı topladılar? Valla ben daha geçen gün işte uçağa bineceğim diye PCR vermeye gittim. Orada böyle Bağkur yazıyordu benimkinde. Aşınız yok mu? Ha hayır, aşım var. Yine ne de bu? istiyorlar i̇ki yaşınız olunca istemem ben. Yo ben hay ben ama hasta gibiydim. Hasta gibi olduğum için benden ekstradan istemişlerdi. O hmm. yüzden ben de iki kere PCR'a gittim zaten. Bir kendi rızamla gittim. Daha sonra uçağı aradım dedim ki ya dedim arada aksırıyorum tıksırıyorum değilim ama dediler tamam siz 48 saat öncesinden ne olur ne olmaz yine dağılın. Böyle daha iyi olur dediler. Ben de... Kütahya'da mı bindiniz? Yok hayır e, ben. Tatile Aa. gittim. Diyecektim ki o Kütahya'daki meşhur Zafer Havaları'ndan mı bindiniz? Aa yok hayır. Orayı ben hiç görmedim. <gülüyor> <gülüyor> ya mesela bana sorsalardı yani hani orası olur mu olmaz mı diye ben söylerdim. Yok olmaz abi falan diye. Beni bile seçebilirler mi sormak için. <laughs> Anneniz babanız ne diyor bu işlere? Çok mutlular ya. Onlar çok seviniyorlar. Annem zaten sürekli size mesaj atıyormuş. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> evet, mi? evet. Umarım görmezsiniz hiçbir <gülüyor> <gülüyor> Bana şey diyor zaten e, buraya geliyorum gelmeden önce diyor ki tamam görünce beni ara tamam. <laughs> diyor, tamam. Yani biz benim bizim evde siz çok ünlüydünüz e, çünkü pop stardı işte o katıldığınız bütün televizyon programlarını çok izliyorduk ya da ben sizden anormal korkuyordum çocukken siz konuştuğunuzda benim gözlerim falan doluyordu çünkü <laughs> gerçekten ama çünkü ya çünkü o dönemler hani çocuksun ve şeyi hiç bilmiyorsun hani insanlar eleştirilebilirler hani zaten oraya oturmuşları bilmiyorsun. Hep şey diyordum böyle neden insanlarla böyle konuşuyor ki çok kötü konuşuyor <laughs> diye düşünüyordum. Bizim evde bayağı anne olduğunuz için annem hemen şey yaptı zaten. Görür görmez ara tamam mı? Nasıl biri neye benziyor falan <laughs> 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 dedi. tamam ararım hiç aramadım. Muhakkak 5-6 kere aramıştı şimdi gördüm mü gördüm mü? <laughs> Nereye mesaj atıyor ki? Youtube'un altına mı yazıyor acaba? E, Valla Youtube'a da yazar. Instagram'dan da taciz eder. Twitter'dan da yazar. Yani yazmayacağı hiçbir yer yok onun. Ha, anneniz de o kadar sosyal medyaya hakim yani. Öyle böyle değil. Yani Twitch hesabı açıyor sürekli. Ee, sürekli olarak açıyor. İnsanlara sokakta açtırıyor. Yani ben eee hafazan Allah yani 30'lu yıllarda falan böyle milletvekili adayı olsaymışım çıkarmışım mesela yüksek ihtimalle bir yerden. Çünkü herkese benim kızım var. Benim kızımın YouTube kanalı var. Biliyor musunuz? Bakın bu benim kızım. <laughs> herkese gösteriyor herkese ama. Hesap olmayan hesap oluşturmayı bile öğrendi. Ha o kadar. Evet. Babanız? Baba babam hani daha uzak teknolojiye açıkçası. Ee, ama ailem böyle hayatım boyunca hani her konuda hiç sorun çıkartmamışlardı Yani hiç şey dememişlerdir. Hayır bunu da yapamazsın. Ya ben mesela benim arkadaşlarım evlere kapanıp test kitapları çözüyorlardı. Ben dedim ki ben test kitabı çözmek istemiyorum işte. Ben dans etmek istiyorum diyordum. Tabii olur git hafta sonu diyorlardı. Gidiyordum yani. Hep böyle sosyal bir insan mıydınız Emin Yani şöyle... Hani sohbet olarak, muhabbet olarak evet sosyal bir insandım ama e, böyle şeyi çok fazla yapamıyordum insanlarla. işte aşırı aşırı böyle yakın ilişkiler. Çok da fazla kuramıyordum. Biraz sorun oluyordu. ne gibi? <laughs> ya ne bileyim hep böyle ben çünkü hep böyle ikili hani böyle üçlü arkadaş gruplarının içerisinde bulundum. O arkadaş gruplarında da böyle nedense hep böyle sanki böyle hafiften böyle bir kenarda tutulan gibi hissediyordum. Belki de ben sadece öyle hissediyordum çocuk olduğum için ama. Ama hep böyle sosyal bir çocuktum yani işte şeyi seviyordum dans edeyim işte tiyatro oyunlarını izleyeyim işte ben tiyatro yapayım, ben tiyatrocu olayım. Çok fazla istediğim şeylerdi onlar. Sonra olmadı. Olmadı. Üniversitede bir işte üniversitemin kendi üniversitemin tiyatro kulübüne katıldım. Aslında aileme ben çok yalvardım lise döneminde. İşte lütfen hani hazırlanayım, konservatuara hazırlanayım, çok daha başarılı olurum. Yani beni bir üniversitenin herhangi bir bölümüne gönderseniz ben başarılı olamam. Öyle bir çocuk değilim. Ama eğer öyle bir yere gönderirseniz bakın görürsünüz çok başarılı olacağım diyordum. Ama ailem o dönem sadece ona hayır demiş olabilirler. Çünkü dediler ki bunu hobi olarak devam ettirebilirsin gittiğin üniversitede. Ben de gittiğim üniversitede hemen tiyatro kulübüne yazıldım zaten. Ee, daha sonrasında erkek arkadaşımla beraber orada bir doğaçlama tiyatro ekibi kurduk ayrıca. Kütahya'da sahne aldık, bilet satmak için sokaklarda gezdik hatta. Festivallere katıldık ama daha sonrasında o da olmadı. Devam etmedik çünkü bütün ekip öğrencilerden oluştuğu ve insanlar da zamanla mezun olup gittikleri için Kütahya'dan ne yazık ki doğaçlama tiyatro işi de yatmış oldu. <laughs> Peki ne oldu da bir gün Twitch tanıştınız ve böyle bir yayın yapmaya karar verdiniz? Bir iş görüşmesine gittim. Daha doğrusu çok daha uzunca bir süreç aslında bu. Bütün arkadaşlarım gittiler ettiler. Ben o sene işte yüksek lisansa başladım. İş arıyorum deliler gibi ve asla bulamıyorum. Yani Eğitim, aldığım eğitimleri götürüyorum, gönderiyorum. CV'ler gönderiyorum. Ee, hatta yani bir dönem şey bile düştüm yani artık hani Allah'ım neden hiç tanıdığımız yok? Yani hani bir tane bile tanıdığımız neden yok? Çünkü hani çalışmak istiyorum, hani kendi başıma paramı kazanmak istiyorum. Çünkü üniversite hayatımın içerisinde de, ya tiyatrodan mesela az buçuk bir şey geliyordu. Ya ama o bile beni çok çok mutlu ediyordu geldiği, ettiği zaman kendi başımı paramı kazanmak istiyordum. O yüzden sürekli iş başvurularında bulunuyordum ama olmuyordu. Hiçbir yerden kabul alamıyordum. Daha sonrasında bu giderek bir böyle depresyon haline sürüklemeye başladı. Ben işte sürekli ağlıyorum. İşte ben neden iş bulamıyorum. İşte ben heba ettim 6 senemi. İşte sürekli lise yıllarıma dönüyorum işte o zaman. Annemler izin verselerdi işte konservatuara gitseydim belki de şu an çok daha başarılıydım. İşte hiçbir şey olmayacak, ben hayatım boyunca kime bağımlı yaşayacağım falan diye düşünüyorum. Ben hiç kendime yediremiyordum ve sindiremiyordum. Ee, son bir iş görüşmesine gittim. İş görüşmesine içeriye girdiğimde böyle e, beyefendi yani çok affedersiniz ama göstereceğim şöyle oturmuş böyle yaslanmış elini de koymuş buraya. Otur bakayım dedi bana ve yani aramızda belki de yaş farkı böyle 5-6 yaş falandır oturdum. İşte dedi ki sabah dedi erkenden dükkan açacaksın. Okey diyorum açarım ne olacak yani sanki. İşte diyor masaları silersin, yerleri silersin. Dedim ben silerim ne olacak sanki. Şey dedi, yalnız erkek çalışanlarımızın da masasını silmen gerekiyor. Onlar uğraşamazlar dedi. Sonra işte onların çayını kahvesini de getireceksin dedi. Ondan sonraki ki cumartesi, pazar erkek çalışanlarımızın izni var ama senin olmayacak. Dedi. Ve bunları bu şekilde söylüyor. Yani insana o kadar batıyor ki böyle bütün bu kelimeler. Peki dedim teşekkür ettim böyle gözlerim doldu zaten çıktım öyle böyle ağlamıyorum ama yani sokağın ortasında böyle hüngür hüngür ağlıyorum. Ondan sonra Batuhan aradı işte dedi ki nasıl geçti dedi ben Allah kahretsin her şeyi, herkesi ben bana böyle dedi bana şöyle dedi falan yaptım. Batuhan orada küfürlü bir şeyler söyledi adamla alakalı şu anda söylemek istemiyorum cebinde ne kadar vardı? Dedi. Dedim bu kadar var. İyi gel dedi bende de şu kadar var. Vatan bilgisayarın önüne geldi dedi. Oraya gittim. Gittik webcam aldık bana bir tane. Dedik gel bak dedi yayın aç dedi. Sohbet edersin dedi. Muhabbet edersin. Bak beni sürekli ağlıyorsun böyle hayat geçmez dedi. Sürekli dedi sızlanıp duruyorsun dedi. Yani dedi bari en azından kendi bir meşgale bulmuş olursun. insanlarla konuşursun dedi. Biraz oyalanırsın dedi ve tamamen ben böyle başladım yayınlara. O günden sonra bir baktım her gün her gün her gün hatta o dönem gerçekten her gün açıyordum. Çünkü çünkü böyle bir kişi geliyordu. Bir yeni kişi geliyordu mesela onunla konuşmak çok hoşuma gidiyordu böyle chat'in üstünden. Aslında Batuhan vesile oldu yani. Evet. Evet o oldu. Yoksa sizin aklınızda olan bir şey değil. Benim yani. aklımda yok. Ben Twitch'ten izliyorum şimdi mesela e... İşte YouTube'un efsane isimleri vardır mesela. Ben Beriz her gün vardır. Sims videoları falan çekiyordu o dönemler. Ee, onları falan çok izliyordum. Kitty Powerslar çekiyordu onları izliyordum. Bunlar hep oyun ismi. Pinti Panda vardır kez aynı şekilde. Bak bilmediğimi anladı hemen bunların hep oyun ismi dedi. <gülüyor> <gülüyor> e bilmek zorunda değilsiniz ki herkes her şeyi ama Siz de şimdi sinema televizyonla ilgili bir şey söylüyorsunuz. Ben onu zıng diye kalırım yüksek ihtimalle. Onları çok fazla izliyordum. Yani ben Twitch diye bir yer olduğunu biliyorum. Ama yani orada hani para mı varmış, insanlar çok mu ünleniyormuş, o mu oluyormuş? Ben hiçbirini bilmiyordum. Gerçekten hiçbirini bilmiyordum. Herkes böyle hobi olarak yapıyormuş gibi geliyordu bana. Bana da sorsalar vakit geçirmek için yapıyorlar diye düşünürdüm. Evet, ben de öyle düşünüyordum işte hep. Enteresan. Değil mi? Ama vakit geçirmek için de çok çok güzel bir iş ya bence. Ben çok seviyorum mesela yayın açmayı. <laughs> ama hani şöyle düşünmüyor musunuz? <laughs> Aşırı hoşuma gidiyor. Pelin Hanım, şöyle düşünmüyor musunuz? Işte, şimdi 29 yaşındayım. Bundan 20 yıl sonra 49 yaşında olacağım. Hala oturup oyun mu oynayacağım? Yok hala tabii ki de oturup oyun oynamam ama... E, ...bambaşka şeylere çevirebilirim diye düşünüyorum. Yani... ...sıfırdan böyle bir şey kur, kurduktan sonra sıfırdan başka her şeyi kurabilirim gibi geliyor bana. Çünkü bunda da sıfırdım, hiç tanıdığım yoktu, hiç arkadaşım yoktu, çok reklam yapacak param yoktu, ünlü bir tanıdığım yoktu ama oldu yani bir şekilde. Reklam da mı yapılıyordu? Tabii ki de, yani Instagram sayfalarından bugün kaç kişi ünlü oluyor deseniz sayısı yok, Instagram sayfalarına verilen reklamlar sayesinde. Hiç bunları bilmiyorum ben. Ben size bir ara anlatıyorum. <laughs> Başka bir dünya o. Bambaşka bir dünya evet. Ya zaten özellikle sosyal medyada şeyi e, insanlar ayırt etmekte zorlanıyorlar. Hatta ben de bazen ayırt etmekte zorlanıyorum ve ara ara kendime de şey diyorum. Ya diyorum acaba diyorum sahtekarca davrandığım bir hareket var mı? Gerçekten kendimi yokluyorum böyle arada sırada. Mesela şu an burada böyle e, şeymiş gibi geliyor bazen. Çok sakin konuşuyorum ya sizinle. Böyle şey gibi geliyor. Ya diyorum acaba içimden şimdi ne yapıyorum ki? Şey mi yapıyorum? Rol mi çekiyorum acaba falan diye düşünüyorum. Gerçeği böyle ayırt etmek bile çok zor orada. Sosyal medya içerisinde. Böyle bir yaşam düzeninde hayat da başka bir yere akıyor ya dışarıdan. Mesela üç gün sonra atıyorum bir haber seyredip, aa böyle bir şey olmuş diyor musunuz? Hayır hiç demiyorum çünkü sürekli Twitter'dayım. Tam tersine ha. sürekli canlı yayındayım. Sürekli canlı yayında olduğu, olduğum için belki bir yerde yangın oluyor. Siz yüksek ihtimalle mesela bunu 20 dakika, 30 dakika sonra öğreniyorsunuz. Ben anında öğreniyorum. Çünkü ben canlı yayındayım zaten o esnada. Ama çok insanın hayatla bağlantısını da kopartan bir şey değil mi ya? Yani şöyle, sosyal yaşantıyla kopartabilir. Ama dediğim gibi bunu eğer benim düzenimde yayın yaparsanız yapabilir. Ki ben buna şikayetçi de değilim bu arada. Hani şey gibi geliyor insanlara. Ee, i̇şte Pelin de hani sırf yayın açmak için kendisini eve kapatıyor gibi geliyor benimle alakalı. Ama ben hep evimi çok severim. Yani ben çocukken de öyleydim. Arkadaşlarım dışarıda buluşmak isterlerdi. Ben derdim ki yani evde buluşalım. Evde bir yerde buluşalım ne olursunuz. Hiç sevmezdim dışarıya çıkmayı. Yani sohbet, muhabbet etmeye bayılırım. Ee, bir yere yer beni direkt olarak ışınlayacaksanız orada oturmaya da bayılırım. Ama böyle şey kız bu beni çok görüyor işte. Çıktın, otobüse bindin, otobüsten indin, öbür yere gittin. Ne için gittin? İşte bir kadeh bir şey içmek için gittin. Bir kadeh, yani bir kadeh bir şey için ömrümden bir buçuk saat gidiyor mesela. Ne gerek var ki? Evde otursak mesela ben hep evdeyim zaten. Sen gelsen karşılıklı otursak, sohbet etsek ne kadar güzel olacak. Tembel miyiz biraz? Yani. <laughs> kişisel yaşantımdan derim. Kişisel yaşantımda kesinlikle öyleyim bu arada. Ay kesinlikle öyleyim. Çünkü benim hep evde bir şekilde arkam toplandı. Ama annem tarafından, ama ablam tarafından. E çünkü ikisi de hep çok titizlerdir. Özellikle ablam çok titizdir. E i̇şte bir şey dağılır hemen ablam halleder. İşte ne bileyim acıkırım, hazırlar birisi. Biraz daha büyüdüğüm için... Şimdi olabilir. batuhan mı yapıyor? Sağ olsun, yardım ediyor <laughs> evet. <laughs> Sağ olsun hiç şey yapmaz. <laughs> Batuhan daha dinamik ve enerjik galiba. <laughs> Yo o da benim gibi bu arada. Ya gerçekten mesela o da, o da, böyle evden çıkmayı etmeyi falan çok fazla sevmez. Tembel olduğunu anladık da. Kaç yıldır okulu bitiremedi? Kaç? Ee, bir sene zaten o kazanamıyor. Öbür sene hazırlık okuyor. Altı sene bölümünde. Bölümünde altıncı senesi. Altıncı zafer yılı. Evet <laughs> altıncı zafer yılı. Bu yıl bitti bakalım <laughs> inşallah. Bu Twitch ekranında her gün anladığım kadarıyla... ...canlı yine aynı insanlar giriyor değil mi? Hayır. Tam tersine aynı insanlar da girebiliyor. Bambaşka insanlar da girebiliyor. Ama mesela oradan duygusal bir bağ kurduğunuz... ...merak Çok. ettiğiniz atıyorum mesela... ...bir hafta yayına gelmeyince merak ettiğiniz... Var. değil mi? Çok. O... Mesela... Ee, yani tek tekniklerini bile sayarım hepsini. Yani net sayarım. Mesela Pakababunga var, Hauhet58 var. Size şu an çok garip gelecek Se Bemol var. Gelmesi mesela düşünürüm yani niye gelmedi derim. Mesela Fatih var gelmese bir sorgularım niye gelmedi etmedi diye. Daha bir sürü isim var. Oradan e, real hayata da geçen arkadaşlıklarınız var mı? Tabii ki de. Benim mesela şu anda bütün ekibim Twitch yayınlarımdan. Hepsini oradan tanıyorum her birini. Ekip derken? Ee, yani benim de mesela çalışanlarım var aynı zamanda. İşte editörüm var, e, ne bileyim tasarımcılarım var, onun dışında e, mali işlerle ilgilenen arkadaşlar falan var. Hepsi mesela Twitch yayınlarında tanıştık. ekibim de değil mi? Onlar aslında ki onlar da yayın açıyorlar, ediyorlar aynı zamanda. Ya bu kamera önünde evet belki de bir kişi varmış gibi gözüküyor. Ama yani sizin yaptığınız gibi aslında bizim işimizin arkasında da böyle kocaman bir kalabalık var aslında. O işi göğüsleyen, sırtlayan, size yardımcı olan, işte çok kötü hissettiğiniz bir günde ya hadi kalk yayın aç diyen. Ya da işte Ay, hadi gel birlikte oyun oynayalım ya bir kafan da alır diyen çok fazla insan var. Mesela ben şunu hiç anlamıyorum. Bu Y kuşağı olmak herhalde. Ay. Ay iyi misiniz? İyi <gülüyor> mi? tamam. Bayılıyormuşum. <laughs> 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 Tuğba'da da böyleydi. Ha babam düşüyordu. Düşecek gibi oluyordum bu. Ya öleyim istiyorsan sabah verin. <laughs> ne soruyordum ya? Ne diyordun? Ay ben de unuttum sonra. <laughs> ben korktum siz düşer gibi olunca. Ne? Çalışanları ha çalışanları söyledim ben. Be Bize biz benim de arkamda koca bir ekip var dediniz. Ha evet öyle dedim. Siz de orada tam bir şey diyordunuz. Tam bir şey diyordum, evet. düşüyordum. Evet. <laughs> ben tamamen <gidelim>. Nazar diyorum değil <laughs> mi? Ben sen ben değirdim. <laughs> olur olur. Bilemiyorum. <laughs> gerçek çok da bağlantıyı kopartan bir şey gibi geliyor hep bana niyeyse. Cık, o kadar değil ya. Ya çünkü ge yani gerçek insanlarla konuşuyoruz. Hatta tam tersi aslında hayatın gerçeklerinden bir türlü kopamıyorsunuz. Çünkü diyorum ya canlı yayın. Canlı yayın olduğu için mesela bir kötü haber geliyor, bir şey oluyor. Anında chat'te akmaya başlıyor. Konuşmaya başlıyoruz. Orada da çok büyük dedikodu dönüyor değil mi? Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bunu tam adamın o sonra... <laughs> Dönüyor tabii canım niye dönmesin Her yerde dönüyor zaten. Ya böyle bir yerde böyle hafif bir işte böyle ünlülük varsa, bir yerden tanınmak varsa her yerde dönüyor ya dedikodu. Dönmeyen herhangi bir yer var mı? Hani aa o onunla sevgili olmuş işte bilmem ne. Tabii canım tabii ki de var yani. Oranın da magazini var. Hatta yani oranın da magazin sayfası var. Twitch magazin sayfaları. Öyle mi? Tabi. <laughs> ya mesela ben hayatımın bir döneminde çok kısa bir dönem ama PlayStation'a merak sardım. Aa ne oynuyordunuz? Bir tane bando mu ne bir oyun vardı elma topluyor bir tane. Aa şeyi söylüyorsunuz Clash Bandicoot. Çok seviyordum o oyunu. Güzel bir oyun ama. <laughs> klasiklerinden. Evet ama bir süre sonra mesela rüyamda onu görmeye başladım. <laughs> o çok oluyor. İlk oyun oynamaya başlayanlarda çok fazla olan bir şey bu arada. Rüyada oyunu oynadığını görmek, daha yüksek skor yaptığını <laughs> görmek. İşte mesela neredeyse tuvalete gitmiyordum. Hani <laughs> doğrudur. Ve sonra anladım ki bağımlılık bağımlı olmanın ölçüsü mesela tuvalet gibi yemek gibi temel ihtiyaçları ertelemekmiş. Onları erteliyorsan eğer bağımlıymışsın. Yani çok da katılmıyorum ona. Çünkü ben hep ertelerim diyorsun. Ya hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır Allah. <laughs> ya hayır yani bu, bunun hani bağımlılık derecesi... Oyunlar çok keyifli şeyler ya ve oyunların içerisinden aslında o kadar fazla şey öğreniliyor ki yani oyunun içerisinden gerçekten sadece hani keyif almıyorsunuz. Mesela Tarihi bir oyun oynuyorsanız eğer, tarihle alakalı da bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Yani İkinci Dünya Savaşı ile alakalı oyunlar var. Ha, ben hep o introları atlıyorum ama. Aa, mesela Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan oyunlar var. Oradan da çok fazla şey öğrenirsiniz. İşte antik çağ ile alakalı oyunlar var. Duygularla alakalı oyunlar var. Aslında oyunlar insanlara çok fazla şey öğretiyor. Ne oynadığınıza bağlama tamamen. Başka zevkiniz ne var? Tans ya da baş, başka bir hobiye ayıracak vakit var mı? Var aslında. Benim vaktim kesinlikle var bu arada. Ben evden çıkmak istemiyorum <laughs> demişim. Yok vaktim kesinlikle var. Ee, ama yani bu işle ilgilenirken hani buna kusursuz olarak ilgilenmek istiyorum. Hani bu kısmı çok düzgün olsun istiyorum. Aslında o yüzden... Ee, diğer tarafa çok fazla düşmüyorum. Çünkü şöyle gibi geliyor. Şimdi ben hani oradan böyle ufak ufak tat almaya başlarsam bu sefer bu tarafa aksatırım gibime geliyor. Ne acayip değil mi? Hayat nerelere gidiyor? Eskiden işte ne iş yapıyor? Damat ki vereyim doktor. Aa <laughs> mutlaka vereyim mühendis. Şimdi Twitch yayıncısı, YouTuber hemen <laughs> <Aa>, ne <nedir? gülüyor> <laughs> ne acayip değil mi? Çok acayip. Bana çok ilginç geliyor mesela zaten. Böyle bir yerlerde hani işimi anlatmaya falan çalışırken ederken birkaç sene önce daha çok zorlanıyordum. Yani mesela iki sene önce çok daha fazla zorlanıyordum. Ya şimdi böyle ufak ufak artık insanlar hani alışmaya başladılar mesela. Ya da düşünsenize annenize gitmişsiniz, annenizin komşusu gelmiş. Ne iş yapıyorsun? Twitch yayını açıyorum. <gülüyor> 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 ya ileride herhalde bir çocuğum olursa onun için çok ilginç olacak diye düşünüyorum. Annen ne işlemiş? İşte Twitch oyuncusu. <laughs> <laughs> Ama Twitch kalmamış. Ha, tabii yeni bir şey çıkar herhalde. E tabii yeni şeyler çıkar. Ya yani mesela of. bu dalgalar işte bu fenomen dalgaları aslında herhalde. Yonja ile birlikte başladı. Ben mesela ona yetiştim. Oradan böyle fenomenler ufak ufak doğmaya başladı. Sonra Vine geldi. Vine daha büyük fenomenler çıkarttı. Ee, Vine'daki fenomenler bir anda YouTube'a geçti. YouTube daha fazla büyümeye, etmeye, serpilmeye başladı. Snap var mı? Yok mu arada? Snap, ya Snapchat'ten çok fazla fenomen çıktı mı bilmiyorum. Ben onu Can bilmiyor. Durmaz. Kerim Can Durmaz Instagram'dan çıkma. Snap'dan mı? çıktı. Aa ben Instagram'dan takip ediyordum ama. Snap'tan. <laughs> Aa bilmiyordum. Demek o da varmış işte. Sonra oradan Instagram'a işte orası Instagram'ı büyüttü. Peki diğerlerini takip ediyor musunuz? Şu andan da söyle. Mesela Mika Can kim? İşte... Aa ben tabii ben bu arada sizin programınıza çıkan herkesi takip ediyorum <laughs> herhalde yani hepsini. Ya çünkü çok fazla izlediğim için e, sizin programınızı o yüzden oraya çıkan adan herkesi biliyorum. Ama ben Twitch hiç takip edemiyorum. Çünkü ben saat 9 gece 3 zaten yayındayım. Yani çoğunluklu olarak çoğu yayıncı da o saat aralığında açtığı için. E ben de sabah yani Twitch'e hiç girmedim ve bakmadığım için. Ben Twitch'i hiç takip edemiyorum. Ama YouTube'da olan bir tane her şeyden haberim oluyor mesela. Çünkü izleyiciler gönderiyor. İzleyiciler mesela kendi çok sevdikleri, ettikleri Youtuberlar varsa onları da paylaşmak etmek istiyorlar. Beni paylaştılar mı? Yani siz herkes tanıyordur diye düşünüyorum zaten. Ama paylaşmıyorlar diyemedi bak. Ama, ama, etti. ama sizin paylaşmaya ihtiyacınız yok ki öyle bir şey de var. Var mı sizce? Bence yok. Belki Ağır, de vardır. De siz biliyorsunuz, ayrı yok. <laughs> belki de vardır, bilemeyiz yani. <laughs> ya bilmiyorum. Ama şöyle bir şey de oluyor işte, izleyici de aslında. Şimdi siz televizyondan tanıdık bir yüzsünüz herkes için. Ama hani böyle bize mesela sizinle birisi fotoğraf çektirmeye gelse mesela yüksek ihtimal şey gelir merhaba Armağan Bey bir tane fotoğraf çekti, çektirebilir miyiz diye gelir. Mesela bana şey de gelir Pelin kız ne yapıyor diye gelir. <laughs> ya yani bizim aramızdaki ilişki biraz daha öyle oluyor. Çünkü daha şey hissediyor hani insanlar hani daha arasından çıkmış gibi hissediyorlar. Ve yaşla bunun alakası yok. İnsanı böyle sürekli televizyonda görmesiyle alakası var insanın. Çünkü bende de mesela aynısı oluyor. Ben biraz yaşını başını almış olduğum için olabilir. Aa yo diyorum ya bunun yaşla hiçbir alakası yok. Ya mesela dışarıda şu an televizyonda ünlü olan kim var bilmiyorum. <laughs> Televizyonu hiç izlemiyorum. Neydi Hande diye bir hanımefendi vardı. Dizide oynuyordu hatta Türkiye rekoru kurdular. Kerem Bursis'in. Hande Ünsal. Hayır ya. Yok. Ben de bilemeyim. <laughs> ben de bilemiyorum. Ne o güzel kızın adı? Erçel. Hande Erçel. O Google'dan bakıp söylenmesin ya. Yani. <laughs> Hande Erçer. Ya mesela Hande Erçel'le fotoğraf çektirmeye gitseler de Hande Erçel gayet genç, çok da mesela hoş bir kadın. Ona da yüksek ihtimalle merhaba bir fotoğraf çektirebilir miyiz diye giderler ama bana yine şey de gelirler. Pelin kız ne yapıyorsun diye gibi gelirler yani. Mansur Bey'i çağırmak kimin fikriydi? Kimsenin değil. Ve ben tamamen şansa, gerçekten tamamen şansa. Hiç konuşulmadı öncesinde, hiç gelir misiniz denmedi. Ee, ne mail attım, ne araya adam söktüm. Hiçbir şey olmadı. Olanı tamamen anlatacağım şimdi ben size. Benim izleyicilerim, ben, benim Mansur Yavaş'ı sevdiğimi çok fazla biliyorlar işte. Ben yayınlarda da şey yapıyorum. işte atıyorum önümüze bir tweet'i düşüyor işte. Bir yerde bir şey yapmış oluyor. İşte ben e, aşkın ateşten gömlek kaçıyorum, Dans ediyorum hani Mansur Yavaş'a bakarak, söyleyerek, ederek. Daha sonrasında izleyicilerim ikimizin fotoğraflarını böyle şoplamaya başlıyorlar. İşte mesela Mansur Yavaş'ı koyuyorlar. İşte yanına bir sol tarafında işte bir melek şeklinde beni. Öbür tarafında da işte kötü bir melek şeklinde beni. Ne bileyim işte Mansur Yavaş benim oyuncu koltuğum oturup işte ben arkadan böyle poz veriyorum gibi falan şoplar yapıyorlar. Ben de bir gün yayın açarken Twitch yayın bildirimleri atıyorum Twitter üstünden. Twitter'dan paylaştım. O fotoğrafla paylaştım. Mansur Yavaş'la olan bir fotoğrafımla beraber paylaştım yayına girdim. Ve sonra bir baktım ki chatte aralıksız olarak Mansur Yavaş tweet attı, Mansur Yavaş tweet attı, Mansur Yavaş tweet attı böyle. Yani ben ne olduğunu bile anlamadım zaten. O kadar anlamamışım ki çıldırıyorum zaten orada. Özellikle son dönemlerde işte yaptığı hareketler, verdiği demeçler, konuşmalar, hayvanlara saygı olması, insanlara saygı olması yani böyle bambaşka bir yerde yani benim için. Ben görünce zaten yayında bir anda çıldırdım, havalara uçtum, bas bas bağırıyorum, ediyorum. Hatta mailden kendisini danışmanı bana yazıyor. Hani diyor ki işte birlikte yayın yapmak istiyoruz diyor. Ben diyorum ki o zaman bana işte belediyeden mail gönderin. Ne bileceğim beni kerizlemediğiniz kerizlemediğinizi. <laughs> Güvenemiyorum bile. Çünkü o kadar gerçek gelmiyor ki bana cevap verdi. İşte sevgili Pelin, işte seni ve yayınlarını ailemle birlikte çok mutlulukla takip ediyorum gibi bir şey yazmıştı. Daha sonrasında yayın yaptık beraber konu Yayına girdi. Yani Ankara'ya gittim ben. Birlikte bir yayın yaptık işte. Hatta ha. Twitch Türkiye rekorunu kırdık beraber. Okudum onu. Evet. Kaç milyon <laughs> kişi 362 bin kişi anlık olarak izledi. Rekoru e, bir buçuk milyon üzerinde görüntülenmesi vardı. Yani canlı yayına giren çıkan insan sayısı bir buçuk milyon gibi bir, bir şey sayıydı. YouTube daha çok insanı mı ulaşıyor ya? Tabii ki de. Ya YouTube'la Twitch'in popülerliği aynı değil zaten asla. Ya YouTube herhalde bu sosyal medyanın bel kemiğidir diye düşünüyorum bu konuda. YouTube'da çünkü inanılmaz yerlere ulaşabiliyor videolarınız. Bizim Mika Can sekiz 8,5 milyon seyredildi çünkü. Ben Twitch'i niyeyse daha yüksek rakamlara ulaşıyordur diye düşündüm. Yo hayır. Twitch'in bir kere zaten kitlesi çok daha niş bir kitle yani. Çok daha ayrı bir kitle. Çünkü Twitch'in ana çıkış noktası aslında oyun. Yaş ortalaması ne? Bu yaş ortalaması hepimizin istatistiklerinde 18-24 ağırlıklı olarak gözüküyor. Herkes de böyle ama. Yani yolda mesela ben bebeğiyle beraber gezen bir anneyle de sarılıp fotoğraf çektiriyorum. Onlar da yayınımı izliyorlar. Hatta şey yapan var yani işte bunu her yerde anlatıyorum ama işte ayağında bebeği sallıyor. Önümde benim yayınım açık işte hikaye atıyor mesela. karı koca mesela tatile gitmişler etmişler işte televizyonda beni açmışlar yayınımı izliyorlar. Ama böyle mesela küçücük böyle çok tatlı böyle ufacık işte bir Pelin da birlikte fotoğraf çektirebilir miyiz diye gelen 12-13 yaşında takipçilerimiz de var. Bu, bu herkesin vardır yani Twitch'te şu imkansız beni şu yaş grubu asla izlemez diyemez. Mümkün değil bir kere bile olsa tıklar mesela muhakkak tıklar muhakkak bakar. Eve gidince bir Twitch hesabı açacağım. Aa, açayım ben bekle. Ben de sizi kendime beklerim. <laughs> Nasıl açıyor bilmiyorum da öğrenirim ben onu. Yok kamera açacaksın sadece. Başka hiçbir şey yok aslında. Yani yayın açmak o kadar da zor bir şey değil ya. Ama hesap lazım bir şey bir şey. Ay, tabii canım mesela eğer lazım olsa bana söyleyebilirsiniz yardımcı olurum. Mansur Yavaş'ın da kanalını öyle oluşturmuştuk. <laughs> <laughs> Çünkü daha sonrasında işte Twitch'te kanal açma muhabbeti döndü. ve Ben de dedim ki tamam dedim açarız yani şey yaparız hep birlikte. Mesela bütün bilgileri falan böyle birlikte giriyoruz ediyoruz. Ona dönüştü daha sonrasında. Çok iyi bir insanmış yani o da. Tam düşmeden önce sorduğum soruyu buldum. Heh. Başka zevkleriniz var mı dedim. Size dans etmek dediniz o anda düştüm Aa, ben. Evet doğru <laughs> evet ben ben de bir taraftan aklımda düşünüyordum <laughs> onu. ben bir ara dans etmek dedim. <laughs> dans etmekten başka? Dans etmek tiyatro çok seviyorum hala daha çok seviyorum ve böyle çok şey hissediyorum. Niye yapmadım çok oluyor mesela çünkü çok istiyordum gerçekten. Böyle sahnede olmayı bayılıyordum yani ben. Tiyatro sahnesinin içerisinde olmayı. E şimdi başka bir sahnedesiniz aslında. Evet şimdi de kendi sahnemdeyim aslında. O bile çok güzel hissettiriyor işte. Belki de o yüzden bu işin içerisinde bu kadar hala mutlu hissedebiliyorum. Çünkü benim aslında hep hayatım boyunca yapmayı istediğim şeyi yaptırıyor yani bir bakıma. Bana, bana ve ben herhangi bir role girmek zorunda da değil. Tamam, tamamen böyle kendim oluyorum, gülüyorum, eğleniyorum. İnsanlar da diyorlar ki, ee, tamam ben de güleyim, eğleneyim diyorlar. ...birlikte geçinip gidiyoruz. İyi ki iş bulamamışım diyor musunuz? Çok diyorum. <laughs> çok diyorum hem de. Düşünsenize Gerçekten. masa tozu alıp... E, ...çay götürmeye razı olmuşken... <laughs> ki olacaktım da bu arada. Ben ağlay ağlaya çıktım oradan ama şey dedim yani içimden... ...hani yoksa da ne yapacaksın? Bir yerden başlamak zorundasın olmuştum mesela. Ya bugün... Ya, bir şey soracağım İktisat mezunu bir insana da... ...bunu teklif etmek çok ayıp ya. Evet ama bunu teklif ediyorlar hep. Yani işletme mezununa, iktisat mezununa, mühendislik mezununa. Şu an hele çok daha beter durum. Yani benim mezun ol, ben mezun olalı 4 sene oluyor, 5 sene olacak hatta. 5 sene önce bunlar söyleniyordu. Şu an denenleri tahmin bile edemezsiniz. Yani bana bir gün içerisinde ne mailler geliyor, ne Instagram DM'leri geliyor ve canım çok sıkılıyor mesela o konulara. Çok ayıp yani. Çok. Hani bu ben İşveren olsa hani iktisat işletme mezunu ya da öğretmen mühendisi bunu söylemeye utanırım Ben yani. de utanırım. İşte ama utanmaz, arlanmaz insan sayısı yüksek olduğu için <laughs> ne yazık ki kimse utanmıyor bunu söylemeye. Mesela insan duyduğunda yani ya yani şunu empatisini bile kuramayan insanlar gerçekten varlar bu dünyada. Çünkü ben neredeyse hepsiyle görüştüm o dönem. Gerçekten bu anlattığım bir kişi mesela. Başka başka türlü şeyler söyleyen insanlar da oluyordu yani. E peki şimdi sen şey yapacaksın ama evlenecek misin, hamile kalacak mısın birkaç ay sonra ne bilek falan yapıyordu. Yapan var yani bunu. E, ve yani bu de, de, herifin fabrikası falan var. İğrenç yani durum <laughs> gerçekten. Hakikaten öyleydi. Şimdi mesela işte sizin demin anlattığınız şey yüzünden e, size iş beğenmiyor diyorlar. Evet tabii ki de. Ben iş beğenmiyorum. E, şimdi bu işi yapınca da oturduğum yerden para kazanıyorum. Ben ne yapayım oluyorum daha sonrasında? E ben ne yapacağım o zaman? Ya ben mesela normalde ekonomi mezunuyum. Yani ekonomi olarak geçiyor. Benim normalde zaten işim bankaya da girmek tam değil ki. Yani bankanın hangi departmanına girmek acaba benim işim? Mesela benim işim bankoda oturmak da değil normalde. Ama öyle gibi gözüküyor. Ya da muhasebe tutmak da değil mesela benim işim. Ama öyle gibi gözüküyor Türkiye'de. Böyle ev işleriyle aranız değil mi? İyidir ya fena değilim. Yemek yapmayı çok seviyorum mesela. Ben de. Aa, Belli. Çok... Ay. <gülüyor> bana, bana. <gülüyor> İkimizden de belli. Özellikle ben şeye bayılıyorum. Meze yapayım, meze hazırlayayım. Bayılıyorum böyle patlıcanlı şeyler hazırlayayım. İşte sarımsaklar <laughs> Çok seviyorum böyle şeyleri. <laughs> Yanına da bir kadeh bir şey. Evet. <laughs> Kaşa yolunuz düşerse ben bir hafta daha oradayım. Buyurun gelin hazırlarım ben size. <laughs> ya tatile gittiniz. Tatile gittim. Beş sene sonra ilk kez. Bu sene tatile gittim. Seneye de ben gideceğim inşallah. Ay umarım gidersiniz. Güzel bir şeymiş tatil yapmak. Yani <laughs> sabah böyle mesela çıkıyorum böyle deniz, denizi görmek bile çok yetiyormuş bana mesela onu anladım. Ben çok deniz gören bir evde büyüdüm. Hiç bana deniz manzarası hiçbir şey ifade etmez. Ya evet. demek ondan. Ben de ya yani ben mesela Full böyle toprak manzaralı bir yerde büyüdüğüm için Ankara'da bana çok şey ifade ediyor. İnsanlar e, işte ev anlatırken bir işte bir ev var le bir derya derler ben böyle, böyle bakarım yani <laughs> hani öyle bir evde büyüdüm. İnsan kendisinde olmayanı hep istermiş ama öyle derler ya bir de. Eve gelirlerdi insanlar buranın manzarası derdi ben döner bakardım ne diyorlardı. <laughs> şey yine cahiller. <laughs> <laughs> ama öyle oluyor. Her gün göre göre hiçbir önemi kalmıyor. Çok alışkanlık olmuş demiş. Şimdi ama siz Ayvalık'ta yaşıyorsunuz. Aslında hmm. orası deniz sonra... görmüyor evim. <laughs> ha, görmüyor zaten. <mu? gülüyor> evim deniz görmüyor. Belki birkaç sene sonra özlersiniz. Siz de deniz görsün falan istersiniz. O kadar incelik dileklerim yok galiba. Ya mesela hiç bana öyle şu çok ha? hiç öyle durmuyorsunuz. Ben realist bir insanım. Aa. Mesela şeyi bana çok manası gelir. Gün batarken bir bira içelim. Ay batmadan içsek ne olur yani? Ya evet daha yok lan öyle şey. Bu <laughs> <laughs> ne ki yani anlamadım. Daha şey işte mesela işte. Tam böyle sabaha karşı kalkalım bir denize girelim hep beraber yapıyorum. Mesela. Ay şimdi girelim alıyorsunuz. <laughs> <laughs> Öyleyim ben. Yani öyle bir adam. Biraz hüdük diyorlar herhalde. Yok ya ödüklük değil ki aslında. Bu, bu şey daha fazla yani hani Şimdi yapma imkanım var ya niye yapmayalım da niye o anı bekleyelim gibi biraz daha. Bu aslında pratik zeka birazcık. Ya da mesela hani balkona oturalım biraz Deniz seyredelim. Aileye su koyalım onu seyredelim. ne <laughs> ki yani? Aa yok ona katılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ona hiç katılmıyorum. <laughs> ya Deniz ben de izlemeyi seviyorum mesela. Böyle avel avel bakarım ben gerçekten. Bana gıcık ol, olursunuz. <laughs> hiç öyle <laughs> romantik zevklerim yok. Ha yok, aa ben çok romantizm severim ama. Yani şöyle romantizm severim daha doğrusu. işte ne bileyim böyle ufka dalayım. Gelecek güzel günlere hayal edeyim falan. Bende çok vardır öyle şeyler. İnşallah sevginiz de romantiktir. Ee, ya hayır. Aa, benim bu arada ilişkide sıfır. Hiç sevmem. Ya böyle şeyden falan hiç hazır etmem mesela. Vardır ya işte alır böyle işte gözlerin gözlerime bakınca felaketim olur da o şiir falan okur böyle içim kıyılır öyle. Çok <laughs> utanırım. Aşırı utanırım. Karşımdaki adına ayrı utanırım. Kendi adıma ayrı hicap duyarım. <laughs> Yani derim biz bununla bir daha nasıl yüz yüze bakacağız. <laughs> Gerçekten. Ben sana mecburum bilemezsin. Ay çok kötü mesela. Ay lütfen <laughs> yapmayın. Bir kere ömründe bir, bir kişi yapmış da hala gözümün önünden gitmiyor sahne. Hani. Çok kötü. Gö Görüşmedim zaten bir daha sonra mesela o insanla. Bir Şiir kere. Mi, şey mi hayatımda mi bir kere olmuştu öyle bir şey. Şiir okudu suratıma karşı. <laughs> Ve yani bitmesi için her şeyi yaptım gerçekten yani şey yapıyorum mesela bir yerinde giriyorum aa çok güzel okudum devam ediyor daha da yükseliyor böyle çok güzel okudum dedikçe. Yapma yani bir gözüme bak yani yok. Felaketim oldu da ağladım <laughs> yani artık oluyorum. <laughs> ne bekliyorsunuz gelecekten? Ya insanlar beni güzel hatırlasın istiyorum ya yani bile yani son halim böyle çok güzel bir insanlara olarak hatırlasınlar istiyorum. Böyle hayatındaki herkes için de bunu düşünüyorum ama. Böyle hiç kötü bir anı bırakmayayım yani arkamda. İnsanların üstünde de kötü bir anım kalmasın. Birkaç sene sonra da böyle insanların aa birkaç yıl önce böyle bir kadın vardı ve ben çok eğleniyordum onun yayınlarında ya da Instagram'da onu eğlendiğimde çok gülüyordum desinler isterim hatırlamak istiyorum. Birkaç sene sonra başka bir iş kurmak gibi bir planı var mı? Var tabii ki de. Ya çok fazla var bu arada ama ya mesela her şeye geçtim. En başında Türkiye'de e, aslında çok güzel oyunlar yapabilecek arkadaşlar var ama imkanları yok. O yüzden şeyi çok istiyorum. Bu arkadaşları imkanı olan insanlarla buluşturabileceğim bir şey yaratmayı istiyorum aslında. Ee... Bana öyle çok mail geliyor. İşte ben bir oyun yazdım. Ee, bana kapital lazım. Mesela ben onların hepsini siliyorum. Aa. Evet çünkü şöyle düşünüyorum. Ya ben yaşlı bir adamım. Hani bu, bunu anlayana yollar işe yarasa. Niye bana kadar gelsin? Ya bunu aslında şunun için size yolluyorlar. Ee, hani ajanslara belki iletebilirsiniz diye. Çünkü ajansların da bu taraflarla ilgilenen... E kendi yollasın. Bana niye yolluyor? Ha, işte, ama şimdi siz Arman Çağlayansınız. Sizi ciddi alabilirler. Ama onu ciddi almayabilirler. O yüzden aslında. tamam sebep Ben de ki hüdük iş sahibi gibi mi oldum? <laughs> hayır hayır öyle olmadınız. ya ama şimdi anlam da veremediğiniz bir şey. Aslında mesela size yollamak yerine bana yollasa istediği yere ben çok daha kolay ulaştırırım ve silinmez mesela o mail. Ya bir de anlatıyorlar anlatıyorlar asla anlamıyorum. Yani evet işte yani bunu hani mesela ben de anlamıyorum. Mesela ben ne yaparım işte e, Meriç abi var. Mesela Meriç abi o biliyor işte oyun tasarımıydı, o suydu, bu suydu, çartıydı, cürtü. yani adam gist yapıyor mesela işte. Avrupa'nın neredeyse en büyük oyun fuarlarından bir tanesini yapıyor Türkiye'de. Ya mesela şey yaparım, ona söylerim. Dedim ki böyle böyle bir çocuk var. Ne yapılabilir? Ona yönlendiririm yani. Ben de aşırı anlamıyorum ki oyun tasarımından. Ben oyunu oynuyorum. Tüketiciyim ben de. İki yıl sonra iş kurunca birisi karşınıza geldiğinde eğer ona kötü davranırsanız mutlaka size bu yayını hatırlatır yalnız. Asla. <laughs> Asla. Ya ben, ya mesela şimdi hani biz Gelir elde ettiğimiz için mesela biz de vergi ödemek durumunda kaldığımız için haliyle aslında ben de bir iş kurmuş durumundayım. Mesela benim de çalışanlarım var. Ee, mesela çalışanım yanıma geliyor tatil yapıyor yani <laughs> benimle beraber. Bizim de öyle bir ortamımız var. <laughs> Peki. Geldiğin için çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ee, aslında ufkumu açtınız. <laughs> ee, bilmediğim bir dünya öğrendim. Bugün de yeni bir şey öğrendim sayenizde. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Umarım çok keyifli bir sohbet olmuştur sizin için Vay. de. sadece kendi merak ettiklerimi Peugeot için sordum.